Yaşlı bir dede dolandırıldı. Nasıl mı? Anlatalım efendim. 94 yaşındaki Hüseyin dedenin 4 yıl önce eşi vefat etmişti. Yalnızlık çekiyordu. Hiç tanımadığı bir kadın yanına geldi, tanışalım dedi. Onu kandırıp eve götürdü. Sonrası onun için tam anlamıyla bir kabustu. Gel amca gel. Ya şu normal bir hanım, benim bir yerim var dedi. Geliyor musun? Gelirim dedi, hiç şüphelenmedi. 94 yaşındaki Hüseyin dede kadının peşinden gitti, maaşından oldu. Hanım öldü, sağ mı öldü mü? Öldü dedi. Oğlum önüme düştü, ben biraz yaşakladım. Dedim görür, ayıp olur. Hani arada beni görmez. Dedi ki sen 5. kata çık, ben hemen gelirim. 60 yaşlarındaki hırsız kadın kahvede oturan Hüseyin dedeyi gözüne kestirdi. Gel beraber eve gidelim dedi. Hüseyin dede de peşine takıldı. Ya biraz dedim, hayır bu yanlış, ben ne yaptım ya? O kendine bu soruyu sorana kadar hırsız kadın Hüseyin dedenin cebindeki 1700 lirasını çalıp çoktan kayıplara karışmıştı. Herkes haber getiriyor, arkadaşlara dedim ya böyle bir iş başıma geldi. Hüseyin dedi öyle de sen söyle. Hayır dedim ya günah alma ne söyle bak. Bir baktım eyvah paramla. Ne kadar param vardı? Ya aşağı benim maaşım vardı. Yediğim para aydı ya buraya biraz koymuş. Kaç lira? Hüseyin dede soyulduğunu kahvede arkadaşları uyarınca anladı. Hemen polis çağırdılar. Bir paket gibiydi. Bu cebime koydum. Ben de onu gece yatarken bak. Kafa başımı altına koyayım ki gece kimse yok yalnızım ya. Kırkız gelirse para yok çalmadı. Başımın altında çıkarıyorum yine buraya koyuyorum. Bu nerede oluyor bu olay? Ama al bina al bina al. Şu karşı bina burada. Hüseyin dede ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 93 mi 94 yaşındayım ya. Utanıyorum ki zeyim bu yaşlar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.